Herkese merhaba, benim adım Warren Smith. Bir şeyi başaramamaktan ve yaptığım işin beğenilmemesinden nefret ediyorum. Ben böyleyim. Ablam mükemmel öğrenci sendromum olduğunu söylüyor. Yani bir şey yapacağımda kendimi tamamen o işe adadığımı, elimden gelenin en iyisini yaptığımı ve bu yüzden bir ödülü veya takdiri hak ettiğimi düşünüyormuşum. Neyse, konudan sapmayalım. Dediğim gibi çalışkan bir çocuk olarak doğup büyüdüm. Bir şeyler planladığım şekilde gitmediğinde bundan nefret ediyordum. Annem her zaman kaliteli bir çocuk olduğumu ama aynı zamanda da tehlikeli olduğumu söylüyordu. Ne zaman sokakta oynasam moralim bozuk bir şekilde eve geliyordum. Diğer çocuklar istediğim gibi davranmıyorlardı. Örneğin Harry'nin topumla oynamasına izin verdiysem o benimle bisikletini paylaşmazsa bu beni çok üzerdi. Bunun haksızlık olduğunu düşünürdüm. Eve moralsiz, gergin, hiç havamda olmadan gelirdim ve sadece annem beni sakinleştirebilirdi. Genelde bana sarılır ve beni öperdi. Sonra kendimi daha iyi hissederdim. Yıllar geçti ve zamanla özelliğim, daha doğrusu sendromum giderek daha da büyüdü. Bu sayede okulda çok yönlü bir mükemmel öğrenci oldum. Sınıftaki bir çocuğun tüm derslerinden sadece A almasının çok nadir görünen bir durum olduğunu kabul etmelisiniz. Bu yüzden sınıf arkadaşlarım beni sevmedi. Ama öğretmenler ve müdürler arasında olumlu bir üne sahip oldum. Gerçekten çok çalıştım ve tüm ödevlerimi gece geç saatleri kadar yaptım. İyi notlar için her şeyden vazgeçtim. Partiler, okuldan sonra gezmeler ve hatta zararsız telefon görüşmelerinden bile. Kimseyle iletişim kurmadım. İnsanların dikkatimi dağıtacağını düşündüm. Ve bu yüzden kendimi tamamen en iyi yaptığım işe adadım. Çalışmaya. Okuldan sonra üniversiteye gideceğimi ve ondan sonra bir iş bulacağımı ve çalışacağımı net bir şekilde kafamda planladım. Ama bunun için önce okulu mükemmel notlarla bitirmem gerekiyordu. Sporla aram iyi değildi. Bu yüzden hayallerimdeki üniversiteye gitmek için beynimi kullanmak mı gerekiyordu? Bu konuyu pek sevmesem de zor, tıka basa dolu fizik kuralları ve çözülmüş problemler hazırlamaya başladım. Ve bir sabah okula geldiğimde yeni fizik öğretmenimize karşılaştık. Eski profesörü çok severdim, o yüzden değişmesine üzüldüm. Eski hocamla ortak bir dilimiz vardı ve o benim konfor bölgemin bir parçasıydı. Öğretmenin adı Bayan Paris'ti. Annemden biraz daha genç görünüyordu. Daha ilk günden yıldızlarımız barışmadı. Eski öğretmenin nerede olduğunu sordum. Ben de iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Diye kabaca cevap verdi. Onu gücendirmek istemedim ama bu onu çok incitmiş gibiydi. Beni tahtaya çağırdı ve soru yağmuruna tuttu. Mağarada üzerime üşüyen yarasalar gibi peş peşe soru sürüleriyle savaştım. Bir hariç hepsinin hakkından gelmeyi başardım. Evet, hayal edebiliyor musunuz? Bana sorduğu konuyu unutmuştum. Çünkü onu geçen sene öğrenmiştim. Hoca bu yüzden bana 4 verdi. Ona itiraz ettim. Sadece mükemmel notlar almaya alışkındım. Bir tartışma başlattım. Korkmaya başladım ve daha önce söylediğim gibi nerede duracağımı bilmiyorum. Tartışmamız öyle bir noktaya geldi ki herkesin önünde sesimi yükselttim ve öğretmen de artık çok kızarak bana 2 verdi ve beni sınıftan attı. Ben dahil herkes şok olmuştu. Hayatımdaki ilk düşük notumu almıştım. Bunu kaldıramadım. O kadar sinirliydim ki eve nasıl geldim bile hatırlamıyordum. O zamandan beri düşmanım oldu. Bu aldığım nota kafayı taktım. İlk kötü notumu çok saçma ve çirkin bir şekilde almıştım. Bu beni üzdü. Annem beni sakinleştirmeye çalıştı. Ama çok psikopattım. Annem de dayanamadı ve bana kızdı. Arada başarısız olman çok normal Warren diye bağırdı annem. Ama sen ve babam bana sadece kazanmayı öğretmediniz mi? Diye cevap verdim. Ve annem sustu çünkü bu doğruydu. Bana oynamayı, eğlenmeyi öğretmediler. Ve artık çok geçti. Gece gündüz bu aldığım notu düşündüm. Bu not yemek yememi, uyumamı ve başka bir şey düşünmemi engelledi. Tüm defterlerime o aldığım kötü notu yazdım. Hatta masaları bile o notla çizdim. Çok sinirliydim ve sonra aklıma geldi. Neden öğretmenden intikam almıyorum ki? Bir yıldır tekrar etmediğiniz bir konuyu bana sorması ne kadar doğruydu? Sırf sinirleri bozulsun diye tüm karnemi mahvetmesi adil mi? Bizim okulda işe başladı diye ben neden kötü not alıyorum? İçimdeki öfke bir stratejiye dönüştü ve bir dakika içinde bir intikam planı yaptım. İntikam planım acımasız ve tehlikeliydi. İstediğim tek şeydi. Ertesi gün okula geldim. Çocuklar bana şaşkın şaşkın baktılar. Aynaya baktım. Görünüşümün biraz perişan olması dışında her şey her zamanki gibiydi. Günün geri kalanında Bayan Paris'i takip ettim. Arkasından gidip telefon görüşmesini dinlemeye çalıştım. Ama amacım onun çantasıydı. Adresini bulmam gerekiyordu. Bırakacağı ya da çantasını bir yerde unutacağı an yakalamadım. Ama sonra şansım döndü. Aniden biri aradı ve okula bir taksi çağırarak geleceğini adresini verdi. Bu onun evi olup olmadığından emin değildim. Ama şansımı denemeye karar verdim ve adresi yazdım.
Akşam yeni arkadaşımla yürüyüşe çıkacağımı söyleyerek evden ayrıldım. Adresi hemen buldum. Sessizce pencereye gittim, içeriye baktım ve öğretmenim oturup yemek yediğini gördüm. Görünüşe göre o evde tek başına yaşıyordu. Tam ihtiyacım olan şeydi. Çantamdan evcil hayvan dükkanından aldığım fare ve örümcekleri çıkardım. Uyatmadan önce onları yatağına koymak istiyordum. Ama önce dikkatinin dağılması gerekiyordu. Telefonunu aradım. Koridorda telefona bakmaya gitti. O anda yatak odasının penceresini çabucak açıp içeri girdim. Ama sandığımdan çok daha çabuk döndü. Yatağın altına saklanmak zorunda kaldım. Öğretmen yatağa yattı ve ışığı kapattı. Aniden koridorda bir gürültü duyuldu. Öğretmen korktu, ışığı açtı ve koridora çıktı. Sonra bir çığlık duydum. ''Burada ne yapıyorsun? Çık dışarı!'' diye bağırdı. Bir erkek sesi duydum. ''Seni öldürürüm. Bana para ver, yoksa seni öldürürüm.'' Çok endişelendim. Yavaş yatağın altından çıktım ve koridora gittim. Duvarın arkasına saklandım ve göz ucuyla onun bir adamla kavga ettiğini gördüm. Adam onun yüzüne vurdu. Karşılık vermeye çalıştı ama zayıftı. Parasını almaya ve tehdit etmeye devam etti. Polise bir mesaj yazdım ve konumu attım. Sonra onlara doğru yaklaşmaya başladım. Bunu neden yaptım bilmiyorum ama o an için çok üzüldüm. Adam onu yere yatırmaya başardı. Üstüne oturdu ve elleriyle onu boğmaya başladı. Ona arkadan yaklaştım. Beni görmediler. Bayan Paris bacaklarını sallıyordu ama ses çıkmıyordu. Fareyi ve örümceği çıkardım ve çabucak adamın ensesinden içeri attım. Adam kesinlikle bunu beklemiyordu. Keskin bir şekilde döndü. Kim olduğumu ve ne olduğunu anlamadı. Sonra çığlık atarak zıplamaya başladı. Fare onu ısırıyordu. Adam çılgına dönmüştü. Ama çok komik dans ediyordu. Bu sırada Bayan Paris lambayı kaptı ve adamın kafasına geçirdi. Sonra polis geldi. Bunca karmaşadan sonra herkes gittiğinde öğretmeninle baş başa kaldık. Bana çay verdi ve sordu. Bu arada bu saatte benim evimde ne yapıyordun? Tereddüt ettim. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Yeniden sözlü olmaya geldim dedim. Güldü ve sonra o kötü notu karneme işlemediğini söyledi. Sadece notlarıma yazdım. Sen harika bir öğrencisin ama çok çabuk parlıyorsun dedi. Kendi adıma daha çok utandım. O yüzden sonra da akıllı ve sakin olmaya çalışıyorum. Öğretmen onu kurtardığım için artık beni sözlüğe kaldırmıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Martin. Şimdi size yaşadığım üzücü ve heyecan verici bir hikaye anlatacağım. Başkalarının anılarını gördüm. Genel olarak insan hafızası çok ilginçtir. Hiç dejavu hissettiniz mi? Bize ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Ve bir saniye sonra ne olacağını tahmin ettiğinde ne hissettin? Hiç böyle bir şey yaşamış olabileceğini düşündün mü? Belki bu hayatta değil. Ama yine de kim bilir? Belki de o hiç sen değildin. Belki başka biriydi. Ben şehirdeki en havalı okulda okuyan zengin bir çocuğum. Ben adında bir arkadaşım vardı. Neredeyse çocukluğumuzdan beri aramızda su sızmazdı. Ben de zengindi. Ailesi petrolle uğraşıyor. Benimkiler ise değerli madenlerle. Ailelerimiz ortak bir işe başladılar. Hatta birkaç tane. Ama babam her zaman benim ailesinin bize bağımlı olduğunu söylerdi. Neyse konu bu değil. Bu arkadaşlık seviyemizin anlaşılması içindi. Kapılar bizim gibilere her zaman açıktır. Sevildik, sayıldık, nefret edildik. Ama hep işimiz görüldü. Elit çocuklar olarak biliniyorduk. Bu bir avantaj sağladı. Tahmin ettiğiniz gibi hayır kelimesini bilmiyorduk. Böyle bir tutuma doğuştan alıştık. Bize her şey hakkımız olduğunu söylediler. İlk başta her şey güzeldi. Ama yaşlandıkça sınırsız arzularımız biraz değişmeye başladı. Kötü yönde. Örneğin ben şehirde sarhoş olduğumuzda sık sık kuralları çiğniyorduk. Bizi defalarca yakalayan polislerden korkmazdık. Polisler yüzümüzü görür görmez gitmemize izin verirlerdi. Bizi hemen tanırlardı. Bu da bizim iyice küst almamızı sağladı. Liseye geldiğimizde çoktan tüm şehir ve hatta tüm etraftaki ilçeleri gezmiştik. Hangi kulüplerin nerede olduğunu biliyorduk. Her yerde VIP'ydik. Çünkü her gittiğimiz yerde bir gecede onların aylık kazançlarını bırakıyorduk. Kelimenin tam anlamıyla parayla dolup taşıyorduk. Ve tabii ki bu durumdan çok memnunduk. Kimisi eğlenmek için, kimisi popülerlik için bizde takılırdı. Etrafımız hep kalabalıktı. Kızlar arada sırada bizimle fotoğraf çekinir ve yan masada oturuyor olsalar bile hemen fotoğrafları sosyal medyaya yüklerlerdi. Bazılarının en güzel anları buydu ama bizim için sıradan bir cuma gecesiydi. Zamanla bu yaşam tarzı sıkıcı hale geldi ve ben biraz eğlence önerdi. Okul yılımız başladığında arkadaşım ve ben onu olabildiğince eğlenceli geçirmeye karar verdik. Sokakta öğle yemeğimiz otururken ben aniden çok mütevazı bir kızı fark etti. Adı Susan'dı. Bu kız ilkokulda bizimle okumuştu ama onu hiç fark etmemiştik. Ben onun görünmezlik süper gücü olduğunu söyledi. Sesini hiç duymamıştık. Etrafında da hiç arkadaşı görmedik. Tek bildiğimiz ailesiyle yaşadığı, babası olmadığı, annesinin sürekli çalıştığı ve muhtaç durumda yaşadıklarıydı. Ben aniden bana bir iddiada bulundu.
Marty, onu tavlayacağıma bahse girerim. Ciddi misin? Seninle konuşmayacak bile. Ya konuşursa yakışıklıyım, zenginim, rüya erkeğiyim. Belki onun için değil. Bana öyle geliyor ki o erkeklerle ilgilenmiyor ve hatta genel olarak hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Hiç konuşmasını duydun mu? Evet, bir gün öğretmeni selamlamıştı. Sayılmaz, nesine iddiaya giriyoruz? Onu tavlarsam arabanı alırım. Ya yapamazsan benimkini alırsın. Ondan bıktım zaten. Anlaştık. Ben kalktı ve ona doğru gitti. Gözlerini yerden kaldıramadığını ve benim etrafımdan geçip gitmeye çalıştığını gördüm. Ama ben geçmesine izin vermedi. Sonra ona bir şey söyledi ve yüzüne bir tokat attı. İnanamadım. Bir yüksek sesle gülmeye başladım. Ben yanıma geldi. Arabasını anahtarını uzattı ve bunun son olmadığını, bunu yaptığını hayatı boyunca hatırlayacağını söyledi. Ona ne dediğini sordum. Ben ona randevu teklif ettiğini ama bu dengesiz kadının bu tür teklifleri kabul etmeyecek kadar çılgın olduğunu söyledi. Pişman olacak dedi. Bu olaydan sonra yaklaşık 3 hafta geçti. Suzu'nun kayıp olduğunu fark ettik. Okula gelmiyordu. Öğretmenler de merak etmeye başladı. Aniden benim intikamla ilgili sözlerini hatırladım ve onu son zamanda görüp görmediğini sordum. Ama ben her şeyi inkar etti. O deli kızı görmedim. Birkaç gün sonra öğretmenimiz Suzu'nun ailesine yardım etmek için bir yardım kampanyası duyurdu. Herkes ne oldu diye sorunca Suzu'nun 2 hafta önce hastaneye kaldırıldığını ve birkaç gün sonra da evlerinin yandığını söyledi. Bilmiyorum ama garip bir şey hissettim. Bana bakmaya devam ettim ve nedense bana bunda parmağı varmış gibi geldi. Ama arkadaşım her şeyi inkar etti. En iyi arkadaş yalan söyler mi? Susan'la ilgili konuşmamız sırasında ben konuyu kesin bir şekilde değiştirdi. Kuzeninin geldiğini ve iyi ağırlanması gerektiğini söyledi. Her zamanki gibi kulüpte buluştuk. İyi bir parti verdik, bir şeyler içtik. Akşamın sonunda bir şekilde rahatsız olduğumu hissettim. Ben eve gideceğimi söyledim ama sinirlendi. Ben onu çağırdığımda benimle gecenin sonuna kadar kaldığını söyledi. Bir saat sonra neler olduğunu belli belirsiz anladım. Benim bir kızın yanında durduğunu, elini sıkıca tuttuğunu, kızın direndiğini, ona bağırdığını ve onun kulağına ''Sen kimsin de beni inkar ediyorsun? Seni mahvedeceğim, anladın mı?'' dediğini gördüm. Sonra ben geldim ve kızın gitmesine izin verdim. Kız ağlayarak kaçtı. Benden direksiyona geçmesini ve beni eve bırakmasını istedim. Gergindi, agresif davranıyordu. Ona kızlara karşı daha yumuşak olması gerektiğini söylediğimde sadece güldü. Ona şimdi Susan'ı hatırlattığımı söyledi. Ben? Ne? Susan mı? Susan mı dedim? Yok, eski sevgilimden bahsediyorum. Eski sevgilim adı Naomi'ydi. Şu an araba sürüyorum, lütfen sonra konuşalım. Ben, ona ne yaptın? Susan'a ne yaptın? Ben bana döndü ve bunu sormamalıydın dedi. Ve ardından araba farı parlak ışık ve acı. Hastanede uyandım ve çok fenaydım. Kaza yaptığımız ortaya çıktı. Kalbim hasar görmüştü ama kalp nakli olmuştum. Beni getirdikleri anda aynı kan grubu ve uyumlu bir kişinin öldüğünü ve ebeveynlerinin bana kalbini bağışladığını söylediler. İyileşmem bir aydan fazla sürdü. Hafızam biraz hasar almıştı. Pek bir şey hatırlamıyorum. Ben ziyarete geldi. O gayet iyiydi. Sadece morluklar ve çizikler vardı. Durumunun ağır olmamasına sevindim. Taburcu olduğumda uzun zamandan sonra ilk defa rahat ve sağlıklı bir şekilde uykuya daldım. Ve bir rüyada beni gördüm. Küçük, fakir bir evin yanında duruyordu. Ev yanıyor, bir kadın yakınlarda yerde oturuyor, çok ağlıyordu. Ben saklanıyor ve gidiyordu. Soğuk terler içinde uyandım. Yavaş yavaş kendime geldim. Okulda derslere katılmaya başladım. Geldiğimde girişte mekanı cennet olsun yazılı çerçeveli bir fotoğraf gördüm. Resimdeki Susan'dı. Geçenlerde bir hastalıktan dolayı öldüğünü öğrendim. Onun için üzüldüm. Beni ayrıntıları bilip bilmediğini ve o zaman annesi için yarın toplayıp toplamadıklarını sordum. Ama o sadece hayır hayır hiçbir şey duymadım dedi. İkinci gece Susan ve annesinin evde oturup bir şeyler hakkında konuştukları bir kabus gördüm. Sonra sanki birkaç yıl sonra okula girdi. Annemle konuşmalarını duydum ve dahası sanki rüyamda Susan'ın bedenindeydim. Galiba onun hakkında çok düşünüyordum. Sonuçta bunlar sadece rüyaydı. Ama rüyalar sistematik hale geldi. Bu bir haftadan fazla sürdü. Ve son rüyam çok netti. Sanki ben Susan'dım. Ben yanıma geldi ve onunla yürüyüşe çıkmamı söyledi. Hayır cevabını verdim. Sonra beleğimi tuttu, beni sıkıca sıktı ve reddetmeni duymaya alışkın olmadığını söyledi. Ve sonra onu reddedersem sadece ben değil, annemin de pişman olacağını söyledi. Yüzüne bir tokat atıp ondan ayrıldım. Bir süre sonra akşam eve dönerken ben beni tekrar yakaladı. Sarhoştu. Eve gitmesini söyledim. Ama arsızca saçımı tuttu ve onunla gitmem gerektiğini söyledi. Bacaklarının arasına tekme attım ve kaçtım. Birkaç hafta sonra sağlığım bozuldu. Böbrek hastalığı. Hiçbir ilaç yardımcı olmadı. Hastaneye gittim. Kötüydü. Ve sonra evimin yandığını öğrendim. Kimin yaptığını hemen anladım. Sinirler ve endişeler beni daha da kötü hissettirdi. Öleceğimi fark ettim. Ve annemden doktorla konuşmasını istedim. Kalbim her zaman sağlıklıydı.
ve ben öldükten sonra birine bağışlamasını istedim ki o kişi hayatımın geri kalanını yaşasın. Sonra tekrar soğuk teller için uyandım. Kalbim çılgınca çarpıyordu. Uyuyamadım. Dikişlerim acıdı. Kafamda düşünceler sanki delirecekmişim gibi katik bir şekilde uçuştu. Ertesi sabah erkenden ameliyat oldum, hastaneye koştum. Bir doktor buldum ve nakil kalbimin kiminin olduğunu sordum. Tıbbi sırlar hakkında konuşamam dedi. Ama ona 2000 dolar verdim ve Susan Barn okulunuzdan bir kız dedi. Bu sözler bir ok gibi kalbime saplandı. Sokağa koştum ve ağladım. Bu rüyaların benim anılarım olduğunu fark ettim ama daha da kötüsü arkadaşımın. En iyi arkadaşımın onun hayatını mahvettiğini, evi mahvettiğini ve Susan'ın annesinin elinden her şeyini aldığını fark ettim. Hemen eve koştum, sahip olduğum tüm parayı çektim. Benim ve benim arabasının anahtarlarını aldım ve Susan'ın annesine doğru sürdüm. Eşsizler barınağında yaşıyordu. Onu bir kafeye davet ettim, ona içinde para olan bir bavul ve iki arabanın anahtarını verdim. Bu paranın kendisine güzel küçük bir ev ve önümüzdeki 10 yıl boyunca güvenli bir yaşam için yeterli olacağını söyledim. Şok oldu. Kabul etmek istemedi. Bunu neden yaptığımı sordu. Sonra dayanamadım ve kızının benim için tüm bunlardan daha pahalı bir hediye verdiğini söyledim. Bana hayat verdi, dedim. Annesi her şeyi hemen anladı. Eliyle kalbime dokundu ve şiddetle ağladı. Bu kalbi boş harcama oğlum, dedi ve gitti. Benim yanına gittim. Geç saatteki ziyaretime şaşırdı. Kapıyı açır açmaz hemen yüzüne güçlü bir darbe vurdum. Burnunu kırdım ve onun bir hiç, bir daha asla arkadaşım demeyeceğim bir canavar olduğunu haykırdım. Ben neler olduğunu anlamadı. Sana evet demediğini, senin için bir ucubele çıkmadığı için mi evini yaktın? Onu öldürdün, öldürdün diye bağırdım. Nasıl? Nereden biliyorsun? Hepsini gördüm, kafamda gördüm. Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum. Bu sözlerden sonra eve geldim ve babama her şeyi anlattım. Ailelerimizin iş ortaklarını bitirme kararı verdim. Buna yasal hakkım vardı. 18 yaşına yeni girmiştim ve hisselerin çoğuna sahiptim. Beni hayatımdan çıkarttım ve ailesi zarar gördü. Bu benim kararımdı ve yapabileceğim en azından buydu. O zamandan beri onu bir tanıdık olarak bile görmüyorum. Susan'ın annesiyle daha sık iletişim kurmaya başladım. Arabaları satmasına, emlak almasına, kendi küçük işini kurmasına yardım ettim. Ve biliyorsun, onu ne zaman görsem kalbim daha da sakinleşiyordu. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.